Şimdi bu hocam elimde duran DEZ diyet programını biz nasıl kullanacağız? Biraz önce daha önceki programlarda da bahsettiğiniz gibi günde iki kere kullanın diyorsunuz ama sütle mi, yoğurtla mı, yemeğimizin içine mi katacağız? İki öğün alırsak üçüncü öğünü ne yemeliyiz? Ara öğün sizde de var mı? Veya bunu biz gönderdiğimiz kişilere bir diyet beslenme programı gönderiyor musunuz? Bunları merak ediyorum. Evet. Şimdi bunu günde iki kez kullanıyorsunuz. İki öğün yemek yerine. Hı-hı. Ara öğünler yok. Evet. Ara öğün yani çok zorlanırsanız sebze olabilir. Mesela domates, salatalık. Ama bunun haricinde bir şey alınmamalı. Evet. Suyunuzu 1,5 litre içiyorsunuz. Çay, evet. Kahve. Aralarda selde, şekersiz. Salede, aynen, şekersiz veyahut da hiç şekersiz içemiyorum diyenlere bir tane tatlandırıcı kullanabilir. Peki meyve? Meyve de yasak. Meyve de olmuyor. Çünkü meyvede meyve şekeri olduğu için bizim buradaki mantık şudur. Bunu kullandığınız zaman, aldığınız zaman sizin fazla bir şekerinizi yükseltmediği için onun öyle bir özelliği var. Normalde ne yerseniz şekeriniz yükselir. Yükseldiği zaman insülin salgısı arkasından gerçekleşiyor. Evet, evet. Bu insülin salgısı da gerçekleştiği zaman kilo vermede yağlardan veremiyorsunuz. Hmm. Bu yüzden biz bundaki özel formülü bu. Bu benim özel doktor Aktaş diyet formülü olarak zaten biliniyor. Evet. Buradaki özellik şekerini fazla yükseltmiyor ve yükseltmediği için insülin salgısı düşük seviyede kalıyor. Yani o kadar güzel bir seviyede ki yağ erimeyi engellememiş oluyor. Süper. Enerji harcamanızın bütün ne ihtiyacınız varsa enerji harcamanda bunu sağlamış oluyor. Yağ kitlesinin üzerinde.